Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 2. tarih yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aydınlanma çağı ile birlikte milli egemenlik, demokrasi ve insan hakları gibi kavramlar düşünce hayatına girmiştir. Bu kavramların yayılması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasına ortam hazırlamıştır. Amerika Birleşik Devleti bildiğiniz gibi Birleşik Devletler'den oluşmaktadır arkadaşlar. Burada da milli egemenlik, demokrasi kavramları ne olacaktır? Artacaktır, yayılacaktır. O yüzden de ilk öncülümüz doğrudur. Fransız İhtilali ile beraber gene milliyetçiliğin önem kazandığını söyleyebiliriz ve bu ifadeyle gene milli egemenlik, demokrasi gibi, insan hakları gibi kavramlar ön plana çıkacak, yayılacaktır. Magna Carta'nın bunlarla alakası yoktur. O İngiliz kralının yetkilerinin kısıtlanmasıyla alakalı bir belgedir arkadaşlar. O yüzden milli egemenlikle, insan hakları ile alakası yoktur. Cevabımız 1-2 Ceyhan şıkkıdır. İkinci sorumuz. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir deniliyor. Bakalım. 17. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti doğal sınırlarına ulaşmış ve güçlü devletlerle sınır komşusu olmuştur. Buna göre hangisine neden olmuştur? A şıkkı, veraset anlayışına değişiklik yapılmasına. Veraset anlayışı ile alakalı bir şey yok. Veraset anlayışı babadan oğula geçmesi şeklindedir iktidarın. Böyle bir şey söz konusu değil. Eledik. B'de Avrupalı devletlere karşı barış yanlısı bir politika izlenmesi. Bu da alakasız değildir. C'de askeri giderlerin artması. Bunu söyleyebiliriz çünkü Osmanlı Devleti ne oluyor? Güçlü devletlere sınır komşusu oluyor. Güçlü devletlere sınır komşusu oluyorsa illa bir hareketlilik olacaktır. Ve bu sayede de ne yapmalı? Askeriyesini güçlendirmeli, askeri giderleri arttırmalıdır. Orduda disiplinin bozulması alakasız. Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışması da alakasız. Cevabımız C şıkkı, askeri giderlerin artmasıdır. Devam edelim 3. sorumuzla. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde durumlanan hangilerin neden olduğu savunulabilir deniliyor. Bize bazı gelişmeler verilmiş. Bakacak olursak dillik sisteminin bozulması, ipek ve baharat yollarının öneminin kaybetmesi, savaşların uzun sürmesi ve savaş masraflarının artması nelere sebep olacaktır? Bütçe açıklarının artmasına sebep olacaktır öncelikle. Çünkü savaşlar uzun sürmekte, artık önemli ticari yollarımız da elimizden alınmış, önemini kaybetmiş arkadaş. Önemli ticaret yolları önemini kaybetmekte. Bütçe açıkları meydana gelecektir. İç isyanların çıkmasına zemin hazırlanması. Bu durumlarda da halk ne yapacaktır? İsyan etmeye başlayacaktır. Ekonomi olduğundan dolayı bu da doğru olacaktır. Veraset anlayışının değiştirmesiyle alakası yok. O yüzden de cevabımız 1-2 Denizli şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ilmi ve kültürel alanda çağın gerisinde kalmıştır. Bu durumun ortaya çıkışında gelişmelerin hangileri etkili olmuştur deniliyor. İlk öncülümüzde medreselerde dini bilimlere verilen önceliğin artması buna sebep olacaktır. Çünkü dini bilim daha ön plandadır pozitif bilime göre. O yüzden de burada bir geri kalmışlık olacaktır çağ için. O yüzden ilk öncülümüz doğru. Ulema sınıfının ayrıcalıklarının sınırlandırılmasının geri kalmamıza bir alakası yok. Bunu eleyebiliriz. 3'te Beşik ulemasının ortaya çıkmasının alakası vardır. Beşik uleması şudur. Örnek veriyorum, biri okumuş bir kişi ise o öldükten sonra onun mevkisine onun oğlu gelecektir. Yani hiçbir vasfı olmasa dahi sadece onun oğlu olduğundan dolayı o mevkiye gelebilecektir. Bu da ayrıcalık sağlamıştır arkadaşlar o insanlara ve bu da kalitesiz insanlar ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Kalitesiz mevkilere kalitesiz insanlar gelmektedir. Bu da Osmanlı'yı çağın gerisinde bırakacaktır. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 1-3 Ceyhan şıkkı. 5. sorumuz. 17. yüzyılda devşirme sisteminin bozulmasının alanlardan hangilerinde devlet olumsuz etkilediği söylenebilir deniliyor. Devşirme sistemi nedir? Şudur. Örnek olarak Osmanlı Devleti bir yeri fethetmeye gittiğinde orayı fethettikten sonra oradaki çocukları, zeki çocukları arkadaşlar veya işte kalıbı iyi olanları, güçlü olan çocukları almaktalar. Kendileri kendi sistemine göre yetiştirmekteler ve yetiştirdikten sonra o kişileri ya bürokrasiye, devletin bürokrasisine katmakta ya da devletin ordusuna katmaktadır. Bu sayede hem asker ihtiyacı da azalmaktadır. Bu yüzden de devşirme sisteminin bozulmasından dolayı askeriye de bir olumsuzluğun yaşanacağı tabii ki de
kaçınılmaz olacaktır. Ardından ekonomiyi de söyleyebiliriz. Şöyle olacaktır. Eğer hani kendimiz asker yetiştiremezsek askeriyeye daha çok yatırım yapmalıyız vesaire şeklinde. Oraya daha çok para yatıracağız, bir şeyler yapacağız. O yüzden de ekonomimiz de olumsuz olarak etkilenecektir. Ama tarımsalla alakalı, tarımla alakalı bir şey söz konusu değildir devşirme sistemi için. O yüzden cevabımız 1-2 Denizli şıkkı. 6. sorumuz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki siyasi üstünlüğünü kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir denilmekte? Bu antlaşmadan önce arkadaşlar Avusturya'nın en yetkili kişisi Osmanlı'nın vezirine eşdeğer sayılmaktaydı. Ama ardından bu antlaşmanın sonucunda o ikisi normal şekilde hani o Avusturya'nın en yetkili kişisi Osmanlı'nın en yetkili kişisine eşit sayılmış oldu. Yani aradaki fark ortadan kalkmış oldu. Osmanlı üstünlüğü geri bozuldu diyebiliriz. Bu antlaşmamız da hangi antlaşmadır? Zitva-Toruk antlaşmasıdır. O yüzden de cevabımız Bursa şıkkı. Osmanlı-Avusturya üstündeki siyasi üstünlüğü Zitva-Toruk antlaşmasıyla kaybetmiştir. Cevabımız Bursa şıkkı. 7. sorumuz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmaların imzalandığı devletler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak gösterilmiştir deniliyor. Zitva-Toruk Antlaşması kim ile imzalanmıştı? Az önce de söylemiştik. Avusturya ile imzalanmıştı. O yüzden C, D ve E şıklarını eleyebiliriz. Bucaş Antlaşması ise Lehistan'la imzalanmıştır. O yüzden 2 Lehistan olacaktır. Bahçesaray Antlaşması ise Rusya ile imzalanmıştır. Cevabımız da böylelikle Avusturya, Lehistan, Rusya, Bursa şıkkı gelecektir. 8. sorumuz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili sonuçları Karlofça, Vasvar, Bucaş antlaşmaları ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Bakalım şimdi. İlk öncülümüzde Avusturya'dan son kez toprak alınması Vasvar antlaşması ile gerçekleşecektir. O yüzden Vasvar'a 1 yazacağız. Böylelikle A, D ve E şıklarını elemiş olduk. İkinci öncülümüzde Osmanlı Devleti'nin batıda ilk kez toprak kaybetmesi verilmiş. Bu da Karlofça Antlaşması olacaktır. Karlofça Antlaşması'yla batıda ilk toprağımızı kaybetmiş oluyoruz. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da son kez toprak kazanması da Bucaş Antlaşması'yla beraber sağlanacaktır. O yüzden de cevabımız C şıkkı. Buradaki antlaşmamız bizler için çok ama çok önemli. Bunları kesinlikle bilmenize fayda var arkadaşlar. Kesinlikle bu antlaşmaların sebeplerini, sonuçlarını bilin isterim. 9. sorumuza geldi sıra. Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sisteminin aksaması gelişmelerinden hangilerini ortam hazırlamıştır? Vergi gelirlerinin azalmasını ortam hazırlayacaktır. Çünkü tımar sistemi vergilerin de düzenli bir şekilde toplanabilmesini sağlamaktadır. Aksaması da vergi gelirlerini azaltacaktır. Üretim düzeninin bozulması gene bunu da sağlayacaktır. Bu da olacaktır. Çünkü tımar sistemi nedir? Şöyle kısa bir şekilde açıklayacak olursak, bizim bir askerimiz varsa biz o askere para vermek yerine ne yapıyoruz? Toprak veriyoruz. O toprağı işletiyor arkadaşlar. Böylelikle hem üretimde süreklilik esas alınmış oluyor, hem de devletin hazinesinden ekstra para çıkmamış oluyor. Toprak verilerek o toprağın işlenmesiyle vesaire ne yapılmakta? Bunların hepsi sağlanılmaktadır. Üretimde aksamaların yaşanmasına da sebep olacaktır tımar sistemindeki herhangi bir bozulma, aksama. O yüzden de cevabımız Edirne şıkkı 1, 2 ve 3, yani hepsidir. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 10. sorumuza devam edebiliriz. Bunlardan hangileri 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde askeri gücün siyaset üzerinde baskı kurduğunun bir göstergesidir denilmekte. İlk öncüle bakalım. 2. Osman'ın öldürülmesi. Genç Osman bildiğiniz gibi Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür arkadaşlar. O yüzden de burada ne hakimdir? Askeri güç siyasetin üzerine geçmiştir. O yüzden 1 kabul edeceğiz. 2 de Celali isyanlarının şiddet kullanılarak bastırılması. Hani burada herhangi bir askeri gücün siyaset üzerindeki baskısı, üstünlüğü yok. O yüzden 2'yi alamayız. 3 de Yeniçerilerin istekleri üzerine bazı devlet adamlarının görevden alınması. Bakın Yeniçeriler istiyor. Yeniçeriler kim? Askerler. Askerler istiyor. Kimler görevden alınıyor? Devlet adamları görevden alınıyor. Devlet adamları da neyle ilgileniyor? Siyasetle. Yani askeri güç Yeniçeriler burada siyasete baskı yapmaktadır. Onun üstüne geçmiştir. Otoritelerini sarsmıştır. O yüzden 3. öncülümüz de doğrudur. ULF defteri alım satım yasaklanması. Bunun sorumuzla alakası yok. Bunu da eledik. Cevabımız
1-3 Bursa şıkkıdır diyebiliriz. 11. sorumuz. 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan isyanlara Celali isyanları denilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanları nedenlerinden biri değildir diye sorulmakta. A şıkkı dirlik sisteminin bozulması ve dirliklerin dağıtımında haksızlık yapılması halkı galyana getirecektir, isyan çıkartacaktır, doğrudur. A şıkkını eledik çünkü olmayanı arıyoruz. B'de vergi toplamada adaletsiz davranılması, adaletsizlik de gene halkı ne yapacaktır, isyan ettirecektir. C'de kapı kulu askerlerinin maaşlarının zamanında ödenmemesi, bu ifademiz yanlış olacaktır Celali isyanları için, bunu o yüzden kabul edemeyiz. D'de merkezi otoritenin zayıflaması da aynı şekilde isyanlara sebebiyet verecektir. Osmanlı Devleti'nin İran ve Avusturya ile uzun süren savaşlara girmesi de gene isyanlara sebebiyet verecektir arkadaşlar. Bu da doğru olacaktır ama C'deki kapı kulu askerlerinin maaşlarını zamanında alamaması Celali isyanlarının bir sebebi olmayacaktır. Cevabımız Ceyhan şıkkı. 12. sorumuz. Bu dönemdeki düzenlemelerin başarılı olması durumlarından hangileriyle açıklanabilir denilmekte. Okuyalım. 17. yüzyılda yapılan ıslahatlar genel olarak başarılı olamamıştır. Fakat Köprülü Mehmet Paşa ile başlayan ve aynı aileden 5 sadrazamın birbiri ardından göreve gelmesine neden olan köprüler döneminde yapılan düzenlemeler sayesinde Osmanlı Devleti'nin yeniden eski gücüne ulaştığı izlenimini ortaya çıkarmıştır. Duraklama dönemi yaşanmıştır. Bu köprüler döneminden sonra da gerileme döneminin başladığını söyleyebiliriz. Buna göre hangileri olabilir burada bu dönemde başarılı olmaları açısından? İlk öncülümüzde ıslahatların daha sonraki sadrazamlar tarafından devam ettirilmesi. Gördüğünüz gibi 5 sadrazam tarafından da devam ettirilebilmekte. Bu da önemli bir etken olacaktır başarılı olabilmesi için. Diğer türlü bir tane sadrazam bir yenilik yapsaydı, diğeri de bu yeniliği alıp yıkıp baştan başka bir şey yapmaya çalışsaydı gene başarılı olamazlardı. Ama devam ettirmeleri sayesinde başarıyı elde etmişlerdir. 2. Köprülülerin Avrupa'daki gelişmeleri örnek alması yanlıştır. Avrupa'daki gelişmeleri örnek almadılar. O yüzden bunu kabul edemeyiz. 3'te köprülülere çalışmak için uygun ortamın sağlanması da gene başarılı olmalarına bir etken olacaktır arkadaşlar. Sakin bir şekilde çalışabildikleri için, işlerini yapabildikleri için, odaklarını sadece bu yeniliklere verebildikleri için bu da doğru bir öncüldür. Cevabımız da 1-3 Ceyhan şıkkı. 13. sorumuz. Bunun sağlanması amacıyla 18. yüzyılda faaliyetlenen hangileri gerçekleştirilmiştir? Bakalım. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda gelir gider dengesini sağlayamamıştır. İlk öncülümüzde Avrupalı devletlerden dış borç alma verilmekte. Bu yanlış olacaktır çünkü Osmanlı Devleti dış borcunu ilk olarak İngiltere'den 1856 yılında almıştır. O yüzden de 1856'da 19. yüzyıla tekabül etmekte ama biz 18. yüzyıl dediğimiz için ilk öncülümüz yanlıştır. 2. Esam senedi yayınlayarak iç borçlanmaya gitmiştir. Evet, esam nedir? Bir tür iç borçlanma şeklidir ve bu da gelir gider dengesini sağlayabilmek için doğru olacaktır. 2. Doğru. 3. Divan kuruluna bağlı defterdarlık makamı yerine Maliye Bakanlığı'nın kurulması herhangi bir gelir gider dengesini sağlamayacaktır. 3 de yanlıştır. Cevabımız 5 şıkkı yalnız 2. 14. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalarından hangilerinde Karadeniz hakimiyeti ile ilgili hükümler yer alır? Ziştovi, Pasorofça, Prut, Belgrad. Cevabımız 3 ve 4. Prut'la Belgrad antlaşmaları Karadeniz hakimiyeti ile ilgilidir. O yüzden de cevabımız 3 ve 4 Edirne şıkkı diyebiliriz. 15. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda yaşanan bazı olayların benzerleri 18. yüzyılda da yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekleyen bir kanıt olamaz şeklinde sorulmakta? A şıkkına bakalım. Yenilik karşıtlarının çıkardığı isyanlar, evet bu söylenebilir. Hem 17 hem de 18. yüzyılda yenilik karşıtı isyanlar çıkarılmıştır. B'de Yeniçeri ve ulemanın yeniliklere karşı çıkması, bu da sağlanmıştır iki dönem içinde. Tahttan indirilen ve öldürülen padişahların olması, bu da gene iki dönem için geçerli olacaktır. D'de askeri ıslahat yapmanın bir gereklilik olarak görülmesi, bu da doğru olacaktır. E şıkkındaki batılı askeri uzmanlardan yararlanılması iki dönem içinde bir gerçek değildir. Bu batılı askeri uzmanlardan yararlanılması 18. yüzyıl için geçerli bir ifadedir. O yüzden de E şıkkı bizim bir kanıtımız olamayacaktır. Cevap Edirne. 16. sorumuz.
Yakın Çağ Avrupası ile ilgili ve yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakacak olursak 7 yıl savaşlarının yaşanması veriliyor. Fransız İhtilali'nin çıkması veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız olması veriliyor. İlk olarak 7 yıl savaşlarının yaşanması olacaktır. Kaç yılında? 1756 yılında. İlk olarak bu yaşandı. Bu yaşandıktan sonra 1776 yılında Amerika bağımsızlığını ilan edecektir. O yüzden 3 gelecektir. Yazacak olursak 1776 yılında bağımsız olmuştur Amerika. Ardından da Fransız İhtilali'nin çıkması gelecektir. O da 1789 yılındadır. Yani cevabımız 1-3-2 Bursa şıkkıdır diyebiliriz. 17. sorumuz. Buna göre ihtilal sonrasında Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmelerinden hangileri ihtilalin olumlu etkilerine örnek olarak verilebilir? Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'nden hem olumlu hem olumsuz yönde etkilenmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri olumlu etkilerine örnektir? İlk öncülümüzde milliyetçilik hareketlerinin başlaması Osmanlı için olumsuz bir etki olacaktır. Çünkü Osmanlı bildiğiniz gibi çok uluslu bir yapıya sahiptir ve Fransız İhtilali'nden sonra milliyetçilik önem kazandığından dolayı her millet, her ulus kendi devletini kurmak isteyecektir. Bu da Osmanlı'daki iç karışıklıklara sebebiyet verecektir. O yüzden de ilk öncülümüz olumsuz bir sebep. Meşrutiyet yönetimine geçilmesi Osmanlı Devleti için olumlu olacaktır. Meşrutiyet bizim için önemlidir arkadaşlar. Güzel bir yönetim şeklidir. O yüzden de doğrudur, olumludur. Kanun üstünlüğünün benimsenmesi de gene devletin otoritesini arttıracaktır. O yüzden bunu da olumlu olarak alabiliriz. Cevabımız 2-3 Denizli şıkkıdır. 18. sorumuz. Gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı halkının yönetime katılmasını sağladığı savunulabilir deniliyor. İlk öncülümüzde Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi alakası yok. 2'de Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi alakası yok. Şu an hala halk bir şeyde yönetimde söz sahibi değil. Ama 3'te 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle beraber arkadaşlar halk artık yönetimde biraz da olsa söz sahibi olabilecektir. O yüzden de cevabımız yalnız 3 Ceyhan şıkkı. Sıra geldi 19. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın bu politikası doğrultusunda giriştiği uygulamalardan biri değildir şeklinde sorulmakta. Rusya 1. Petro'dan başlayarak açık denizlere inmek istemiş. Bunun için kendisine engel gördüğü Osmanlı Devleti'ni etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Buna göre hangisi yaptığı uygulamalardan birisi değil? A şıkkı Osmanlı toplumundaki Ortodoksların haklarını korumaya kalkması. Evet, bunu yapmıştır Osmanlı Devleti'ni bölebilmek açısından. O yüzden yaptığı bir uygulama olmayan aradığımız için A'yı eledik. B'de Balkanlardaki milliyetçilik akımını desteklemesi. Bu da doğru olacaktır. Sonuç olarak Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda da toprağı var. Ve eğer orada isyan çıkarsa gene Osmanlı Devleti güçsüz duruma geçecektir. Teknolojik gelişmeleri izleyerek Osmanlı'dan güçlü hale gelmesi. Evet, bu da doğru olacaktır. Kendi silahını geliştirerek, askerlerinin ekipmanlarını geliştirerek bunu sağlayabilir. D'de Doğu Anadolu'da yaşayan Ermenileri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması da aynı şekilde Osmanlı'yı ne yapacaktır? Tahrip edecektir. Bu da onların işine gelecektir. E şıkkındaki Berlin Antlaşması ile Bosna Hersek'i denetim altına alması Osmanlı'nın güçsüzleşmesine sebebiyet vermeyecektir. O yüzden de cevabımız Edirne şıkkı. 20. ve son sorumuza geldi sıra. Yukarıda Osmanlı donanmasının denizlerde uğradığı 4 büyük felaketin kronolojik sıralaması hangi şıkta verilmektedir deniliyor. Şimdi Çeşme baskını kaç yılında olmuştur şeklinde gidebiliriz. Çeşme baskını veriliyor, Nazarin baskını veriliyor, İnebahtı felaketi ve Sinop baskını verilmekte. Bunlardan en önce olanı hangisidir? İnebahtı felaketidir. Kaç yılında olmuştur? 1571 yılında. 1571 yılında İnebahtı felaketinin olduğunu söyleyebiliriz. Ardından Çeşme baskını gelecektir 1770 yılında. Çeşme baskını söyleyebiliriz. Ardından üçüncü olan Navarin baskını gelecektir 1827 yılında. Tabii bunların yıllarına kadar bilmenize gerek yok ama kronolojik olarak oluş sırasını bilseniz gene sizin için yararlı olacaktır. Sinop baskını da 1853 yılında 53 yılında olmuştur. 4'ü de yazalım. Cevabımız 2-1-3-4 Edirne şıkkıdır diyebiliriz. Böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Yazılı sorularına ulaşmak istiyorsanız da yazılayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. Biz Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.